yeri alacaktır diye konuştu. Diğer yandan Trabzonspor hafta sonunda deplasmanda Bursaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcu izlemek üzere geçen hafta gittiği Avusturya ve Belçika'dan dönen teknik direktör Ziya Doğan bugünkü antrenmana katıldı. Doğan'ın izlediği futbolcular konusunda raporunun olumsuz olduğu ve alınması yönünde yönetim kuruluna herhangi bir isim vermediği öğrenildi. Spor Aktif'te şimdi kısa bir ara var. Bu kısa aranın ardından burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Öğrenciler, Meltem Pazarlama'nın eğitim seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Seyrettiniz, öğrenmek istediniz ve bizleri aradınız. Televizyonda reklamları seyrederek Spor Aktif'in bu akşamki yayınının da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere iyi akşamlar dilerken hep söylediğimiz ve istediğimiz gibi sporla ilgili daima sevindirici ve keyif verici haberleri sizlerle paylaşabilmek ve tabii ki yarın akşam aynı saatte tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. Aktif'ten her şeyden önce ben ve ekip arkadaşlarım sizlere mutlu, huzurlu ve istediğiniz gibi güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Spordaki son gelişmelerle karşınızda olacağız. Evet, ilk haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ligin düşme hattında yer alan rakibi Adanaspor karşısında oldukça zorlandığı maçı 2-1 kazandı. Maçın ikinci dakikasında Murat Özatak'ın kaydettiği golle 1-0 yenik duruma düşen Sarı Lacivertliler, Nobre'nin 22 ve 55. dakikalardaki golleriyle şampiyonluk yarışında bir maçı daha kayıpsız atlattı diyoruz. Ve ikinci haberimiz Trabzonspor'la ilgili. Trabzon öldü dirildi. Şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazandı. Malatyaspor Celalettin'le öne geçti. Fatih penaltıdan skoru eşitledi. İlyas Malatyaspor'u bir kez daha öne geçirdi diyoruz. Ve devam ediyoruz. İlk yarısı 2-1 Malatyaspor'un üstünlüğü ile biten maçta Yattara beraberliği sağladı. Gökdeniz skoru belirledi 2-3. Fenerbahçe ligin düşme hattında yer alan rakibi Adanaspor karşısında oldukça zorlandığı maçı 2-1 kazandı. Maçın ikinci dakikasında Murat Özatak'ın kaydettiği golle 1-0 yenik duruma düşen Sarı Lacivertliler, Nobre'nin 22 ve 55. dakikalardaki golleriyle şampiyonluk yarışında bir maçı daha kayıpsız atlattı diyoruz. İşte şimdi bu haberimizle ilgili bandımızı seyredelim. İlk yarıda biz ilk yarı biz kötü oynadık. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Bunu soyunma odasında kazanacağımızı yemin ediyorum anlamıştınız ikinci yarıda. Kazandığımız için mutluyuz. Malatyaspor'a bundan sonraki maçtan da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Vallahi bu aralar devamlı kazanıyoruz, kazanmaya alıştık.
İnşallah devam ediyordur. İlk yarı biraz havanın da etkisi oldu sanıyorum. Çok iyi oynayamadık. İkinci yarı büyük takım olduğumuzu gösterdik. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Al şunları, al kardeş. Şu anda çıkışımız da iyi. İyi mücadele. Yalnız ilk yarı Malatya bizden daha iyi oynadı. İlk yarı zaten 2-1 öndeydiler ama ikinci yarı biraz daha işi ciddiye aldık. Bulduğumuz gollerle galip duruma geçtik. Artık önümüzde İstanbulspor maçı var. O maçı düşünüyoruz. Malatya'da ne eksik sana göre ikinci yarı? Vallahi bence hiçbir şey eksik değil. Bayağı iyi oynuyorlar. İyi takım, iyi futbol, iyi hocaları da iyi. İnşallah bundan sonra düzelirler. Şunlar, şu kimi? İyi hava. İyiyim, ayarlayın hadi. Spor gerçekten iyi bir takım. İlk yarım saat içerisinde bizi gerçekten çok zorladılar. Benim oyuncularım maalesef ilk yarıda tam istediklerini sahaya yansıtamadılar. Ancak ikinci yarı özellikle biz çok daha üstündük. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Ayman'ın da sakatlanması son dakikalarda onları eksik bıraktı ve bundan da iyi faydalandık. Sonuçta da galip geldik. Malatya'da 2,5 senem geçti. Bizim en iyisini yapmak istiyoruz. Ligin sonuna kadar mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultudan dolayı bugün maç bizim için çok çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ikinci yarı fazlasıyla da pozisyona girdiler. Çok disiplini ve kendi futbolcu kişiliklerini sahaya yansıttılar. Kazanmasını bildiler. Gereksiz geriye çekilme ve neticesinde beklemediğimiz iki tane gol. Mazeret sunma gibi bir lükse sahip değiliz. Dolayısıyla kazanmak için özellikle ilk devre her şeyi yaptık. Ama maalesef futbol 90 dakika. İlk yarıdaki mücadelemizi ikinci yarıya taşıyamadık. Dolayısıyla ikinci yarı Trabzonspor bize nazaran daha iyi mücadele etti. Daha çok istedi. Ve ikinci yarı bize nazaran daha iyi oynadı. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Hayatta hiçbir şey ilk defa kazanılıyor veya kaybedilmiyor. Dolayısıyla biz önümüze bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Gelemiyoruz. Bilmiyorum vallahi, içeride de artık zaten herkes çok üzgün ama muhakkak galip gelmemiz lazım. Yani bize hiç yakışmadı. Söyleyecek pek bir şey yok ya. Yani ilk yarı gayet iyiydi her şey. Ama ikinci yarı çok kötü oynadık. Üçüncü golde de benim hatam var. Yani çok üzgünüz, yapacak bir şey yok. Çıkın, ne düşünüyorsun? Ya maçı ilk yarı çok çok iyi oynadık. Ama bu oyunumuzu ne yazık ki ikinci yarıda sergileyemedik. Trabzon ikinci yarıda tabii her şeyi riske alıp 3-4-5 hatta 5 forvetle oynayınca maçı aldılar ne yazık ki. Evet sevgili seyirciler, Spor Aktif devam ediyor. Şimdi Galatasaray'la ilgili haberimiz var sırada. 8 maçtır deplasmanda kazanamayan Cimbom Karadeniz'de de gülemedi. Yeni teknik patron Hacı'nın kadroda yaptığı değişiklik futbolu olumlu etkilerken skora yansımadı. Üst üste 3 yenilgi almaktan da bu arada Galatasaray kurtulamadı diyoruz. Celil ve Sabri'nin birer şutunun direkte patladığı maçın tek golü 65. dakikada Evren'den geldi. Ve 86. dakikada hakemle penaltı tartışmasına giren Hakan Şükür kariyerinde ilk kez oyundan ihraç edildi. George Hagi'yi takımı başına getirerek yeni bir sayfa açan Galatasaray, Samsun'da da tutunamadı. 1-0 skor elde edildi. Maç öncesi konuşulan tek konu da Hagi'ydi. Şimdi bu haberle ilgili bandımızı seyrediyoruz. Abdurrahman Morbi.
Sevgili seyirciler, bu akşam öyle kısa oldu Spor Aktif. Ancak şu anda oynanan maçlarla ilgili elimize ulaşan sonuçları da sizlere aktaralım. Beşiktaş 3, Gaziantep Spor 1, Çaykur Rizespor 2, Gençler Birliği 0 diyoruz ve bu akşamlık da Spor Aktif'in sonuna geldik. Her şeyden önce hep söylediğimiz gibi spor adına sevindirici, keyif verici ve müjdelerle dolu haberleri sizlere ulaştırabilmek ve tabii ki pazartesi akşamı tekrar buluşabilmek ümidiyle bizlerden bu kadar. İyi akşamlar. Toprak kokan, gönlü sevgi dolu, duygu yüklü insanlar. Ben de sizin gibi frekans programındayım. Sık sık sizinle birlikte olacağım. Ben sana aşık oldum bir tanem. Ben seni öyle sevdim gül tanem. Bir gün mutlaka doğru frekansı bulacaksınız. Bu da ANS'den geçer. Haklısın bu nasferler. Anadolu'nun siz sıcak insanlarına ulaşmanın en iyi yolu frekans programından geçer. Ben de sizlerle birlikte frekans programındayım. Karaçadır ismi tutar. Ben de frekans programındayım. Önerli kahvenin karşısında yaşın solayın 15'inde. Dayadım sırtımı yamaçlarım. Frekansla size konuk oluyorum. Frekans programını sakın ama kaçırmayın. Yani bu kadar bürokrasinin döndüğü bir ülkede böyle hizmeti kutluyorum ben. Hı hı. Başarı diyorum. Hı hı. Sadece Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir'den ibaret değil. Yurdumuzun her köşesine yapılan müziğin anında ulaşması çok güzel bir şey. Hı hı. Bunu da herhalde anası başaracak. Evet, huzurlarınızda fantazi müziğimizin gerçekten çok güzel sesli sanatçılarından iki demiyorum, bir tanesi var. Ve huzurlarınızda Gökhan Güney efendim. Efendim, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Sağ ol, beni öyle bir sundun ki. Ben aslında fazla iyi de sunamadım. Daha iyi sunmaya layıksınız, ama artık bu kadarıyla idare edelim. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Güzel sundun. Ben çok... fazla daha iyisi olsa bence hiç fena olmazdı diye düşünüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Dediğim gibi... Vallahi 19 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Beni bu kadar uzun ve güzel sunan bir insan çıkmadı. Sadece Gökhan Güney diyorlardı. Teşekkür ederim. Utandım mı efendim? Güzel bir şekilde utandım şimdi. Bu sizin şimdi çıkan son kasetiniz Geceler. Geceler, evet. Kaç aylık veya yıllık bir çalışmadan sonra çıktı bu? Aşağı yukarı yani hazırlanması, stüdyo bilmem derken işte 6-7 ay falan. 6-7 ayda çıktı. Daha fazla. Peki bir de Ertuğrul Polat, efendime söyleyeyim, Yusuf Salman, Murat Kılıç gibi müzik dünyasının güçlü isimlerinin eserleri varmış bu kasette. Evet, Gürdal. Gürdal, evet. Karagöz. Peki ben hemen size sormak istiyorum. Yeşil Gözlüm, Geceler, Bir Başkası, El Elene, İhanet, Akşam Bize Güzel, Beyzi. Akşam Bize Gel. Akşam Bize Gel, Akşam Güzel, yani o da evet. Benden oldu. Bebek Yüzlüm, Sevdiğim Esmer, Gülüm Gülüm, Kar Yağdı Dağlara, Gülüm Yapma, Geceler Enstrümantal gibi. Sana bir de tüyo vereyim burada. Buyurun efendim. Burada Gülüm Yapma var ya. Evet. Benim oğlumun bestesi. Şimdi ona geleceğim de zaten onun için buradan konu açtım. Ama ondan önce bir şey soracağım. Bu kasetin içinde sizin söylerken böyle kalbinizden, içinizden gelerek en iyi şekilde, tabii ki hepsini aynı güzellikte okuyorsunuz, evet. Ona eminim zaten de, her sanatçıya sorulur bu. İşte ben işte şu şarkıyı biraz daha içinden gelerek söylüyorum gibisinden cevaplar verenler vardır. Ben size sorsam siz nasıl bir cevap verirsiniz bu şarkılar içinden? Bir seçim ya, yaparsınız. Şimdi burada mesela 10 tane şarkıyı seçiyorsun. Bunların içinde mutlaka hit olacak. Yani belirli hangisi? Parçalar var. Mesela? Ya mesela ben Gecelere klip çektim. Ondan sonra ikinci olarak hangisini düşünüyorsunuz? İkinci olarak Akşam Bize Gel. Çok böyle Anadolu tarzı yani... Şöyle söyleyeyim, Elazığ 5-8'lik olayı vardır. Evet. Sazaniye gelmedin tarzında bir parça.
Gökhan Bey, acaba sizden güzel bir klip seyretsek ne dersiniz? Derim. Hatta ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Hı-hı. Şimdi biraz sonra Geceler klibinizi izleyeceğiz sizin. Evet. Bu Geceler klibini nerede çektiniz? Mekan olarak nereye? Mekan olarak İstanbul'da çektim. İstanbul'da çektiniz. Kimin çektiğini tabii sen soracaksın. Ben mutlaka ya, sormazsam olmaz yani. Ben yıllarca sinema yaptım. Şuna kısa bir şey anlatmak istiyorum. Yıllarca sinema yaptım. Ekip çalışmasını çok iyi bilirim. Yani bir ekip, çünkü çok önemlidir ekip dediğin zaman. Oyuncular değil, ekip ve bütünü önemlidir. Evet. Annesi'ye çektim. Yani Annesi çekti daha doğrusu. Annesi'de şunu gördüm ben. Çok samimi söylüyorum. Şu alemde onlar kadar profesyonel çalışan bir kuruluş olacağını sanmıyorum. Ben çünkü sinemada çok çalıştım. Bu yüzden biliyorum yani. Şimdi bilmeyen insan için önemli değil. Bir adamı getirirsin der. Demek klip böyle çekiliyor. Annesi çekti. Kim yönetmen? Edip Aral çekti. Edip Aral. Çok güzel bir çalışmaydı yani. Bütün güler yüzlü insanlar ve işini çok seven insanlarla çalıştım. Ne mutlu. İnşallah herkes ikinci klipte onlarla çalışacağım inşallah. Şimdi Muratcığım, programımızı biliyorsun. Bütün yerel televizyonlar şu anda bizi seyrediyorlar. Anadolu'nun hemen hemen %98'i şu anda bizi seyrediyor. Programımız hakkındaki görüşlerini alabilir miyim senden? Frekans. Yani bir şey var. Eğer Anadolu insanına sizi hitap etmeyi düşünüyorsanız. Tabii ki. Oradaki insanlara bir takım şeyleri yaşatmak, bir takım şeyleri yapmak istiyorsanız. Hı. Bence bu en güzel olan şey. Çünkü ben Anadolu'dan geldim. Hı hı. Mesela bir şey var. Anadolu'daki insanları çok farklı görüyor birçok insanlar. Ama bir şey söyleyeyim size. Ben İstanbul'da görmediğim arabaları orada görüyordum yani. İstanbul'da görmediğim yaşantıyı orada görüyordum. İnsanların birbirlerine olan çok sıcak dostlukları var. Tabii çok ki. Yakın dostlukları var. Eğer siz böyle bir şey düşünmüş, böyle bir olaya kanal olmak istemişseniz bence çok iyi etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Onların adına.